ben Avukat Ayhan Ömen. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Ben ve arkadaşım şu an Whitewood, New Jersey'de C1 vizesiyle bulunuyoruz. Work and Travel ile geldik. Eylül sonunda döneceğiz. Üniversitede son senemiz. Bir arkadaşımın 3 dersi kaldı. Vize statümüzü değiştirmek istiyoruz. Burada daha uzun kalıp dilimizi ve kendimizi geliştirmek istiyoruz. Dil okulu ile veya üniversite öğrencisi olarak uzatabilir miyiz? İngilizce transkript ve öğrenci belgemiz yanımızda. Başka ne gibi yollar var? Süreç nasıl işliyor diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi benim öncelikle bu noktada size tavsiyem şu olacak genç arkadaşlar. Siz tabii Work and Travel programı için daha yeni geldiniz. Ve geçen yıldan beri bir değişiklik var. O değişiklikte kişiler Amerika'ya geldiklerinde giriş vizelerinin dışındaki başka bir statüye geçme işlemlerini 90 gün içinde yapamazlar. Veya yapmamaları lazım diye bir değişiklik geldi. Dolayısıyla benim ilk tavsiyem size bahsettiğiniz değişikliğe kesinlikle 90 gününüz dolduktan sonra başvuru yapılmasıdır. Tabii bunu da yaparken size verilen kısa süre ki neredeyse 3 ayın biraz üzerinde olacak geçirmemeye çalışın ki yasal durumunuzu almadan herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmayın. Dolayısıyla siz bu sürelere ve bu adımlara dikkat ettikten sonra burada statünüzü bir üniversite ya da dil okuluna çevirmek için gerekli çalışmaları yapabilirsiniz. Dikkatli olması gereken diğer bir şey de yürürlükte belli değişiklikler var. Geçen yıldan beri o noktada da artık daha önceki yıllar gibi öğrenci lisesine başvururken sadece başvurmak yetmiyor. Aynı anda alt statüyü de devam ettirmek gerekiyor. Dolayısıyla bu noktada doğru ve dikkatli adım atmanızda fayda var diye iletmek istiyorum. Şu an için eğer ki sizin niyetiniz, eğitiminiz noktanızda, işte dilinizi ya da eğitiminizi geliştirmekse bu en iyi opsiyon olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olabilirim. Diğer yollar ne olabilir noktasında ise eğer iş yeri size sponsor olmak isterse ya da bir yatırım yapılmak isterse o zaman değişik çalışma vizeleri ya da yatırımcı vizeleri durumu değerlendirmeye alınabilir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.